Dostlar hoş geldiniz. Sesim güzel geliyor mu? Şimdi hemen kısa bir soruyla başlamak istiyorum. Bugün buraya gelirken ulaşım aracınız neydi? Hanımefendi sizin? Yürüyerek, Yürüyerek geldiniz. Hiç beklemedi mi cevap? Ve <laughs> <laughs> siz? Toplu taşıma. Toplu taşıma yürüme. Toplu taşıma yürüme. Siz hanımefendi? Taşıma. Toplu taşıma. Harika. Neden bu soru soruyorum? Ben de yaklaşık 4 ay boyunca, 93 yürüme günü ve izinlerle beraber 4 ay boyunca İstanbul'dan Lozan'a 3240 kilometreyi giderken, yürürken ulaşım aracım batonlarımdı, ayaklarımdı, bacaklarımdı. İşte gardrobum, mutfağım, evim, o da bu sırt çantamdı. Hemen evimi kenara Koyuyorum. Bir Birçoğunuz için çılgınca, gereksiz veya delici olabilir. Ama inanın bana yürüyüş öncesi ve yürüyüş sonrası en çok duyduğum yorumlar bunlardı. Heyecanla böyle bu fikir aklıma geldikten sonra sağa sola koşturmaya başladım, anlatıyorum arkadaşlarıma. İşte böyle böyle, herkes böyle manası manası, sanki Japonca konuşuyormuşum gibi bana bakıyordu. Daha sonra... O zamanlar altı buçuk yaşındaki kızıma söyledim, ''Kızım işte ben böyle böyle İstanbul'dan Lozan'a geleceğim.'' Döndü baktı bana dedi ki, ''Baba niye uçakla gelmiyorsun?'' <laughs> Şimdi ise neden delirdiğimi anlatayım. 17 yaşında, 1994 yılındayken turizm sektörüne ilk adımı attım. İşte basamakları hızlı hızlı çıkıyordum, iyi mevkilere geliyordum ve güzel paralar kazanıyordum. İster istemez bir sistemin içine sürüklenmeye başlamıştım. Bu arada bahsettiğim şu anda yaşadığım sistem değil bu. işte binlerce, on binlerce yıl içerisinde evrili evrili. En ideal olmasa da şu ankini almış durumda. Ama şunu fark ettim. Biz bu ana sistemin içinde kendi sistemimizi, evrenimizi yaratmalıyız ki sonu belli olan yolda güzel ve özgün bir hikaye yaşayalım. Benim kurduğum çarpık sisteme gelince günde 15-16 saat çalışıyordum. Devamlı oradan oraya koşturuyordum ve bunu mesleğimin gerekliliği zannediyordum. Ve o anda hayat akıp gidiyordu. Bu arada Paris'te evlendim, boşandım. Farklı farklı ülkelerde yaşama imkanı buldum, işim gereği. 50'den fazla ülkeye, yüzlerce şehir dolaştım. Farklı farklı kültürleri tanıdım. Böyle baktığınız zaman resme güzel ama içi tam öyle değil. Belli bir süre sonra ben Türkiye'deyken bir oteli müdürlüğünü yapıyordum ve hayatıma İsviçre'li bir hanımefendi girdi. Her ilişkide olduğu gibi işte çok güzel gidiyor başında, sevgi, saygı ve daha sonra çocuğumuz olmasına karar verdik. Ve ben henüz kendimi de aslında tanımıyorken, ne istediğimi bilmiyorken bir anda güzeller güzeli bir bebekle buldum kendimi. Bir aydınlanma yaşadım ama kısa süreliğine. Çünkü gene koşturmaya devam ettim. İşte günde 15-16 saat çalışıyorum. Çünkü niye? Para lazım. Şimdi de çocuk var. Böylece kendimi kandırmaya devam ediyordum. Gel zaman git zaman İlişkide çatırdamalar başladı ve çocuğumun annesi dedi ki, Serkan ben İsviçre'ye dönmek istiyorum ve kariyerime devam edeceğim. Ben de tamam dedim, sizinle geliyorum ve o sırada kariyerimin zirvesindeyken işimi bıraktım, ben de onlarla İsviçre'ye taşındım. Bu da hayatımdaki en doğru kararlardan biriydi. Çünkü çocuğumun annesi işte kariyerine devam ediyor, işe gidiyordu ve bir sene boyunca kızıma ben baktım ve bu sayede kızımla çok özel bir bağ oluştu aramızda. Gel zaman, git zaman işte kızım kreşe başladı. Bizim çocuğun annesiyle olan ilişkideki o çatırdamalar çatlağa dönüştü ve ayrılmaya karar verdik. İlk etapta ben İsviçre'de kalmak istedim. Hani kızımdan ayrı kalmak istemiyordum. Bu arada standartlarımız bozulmasın diye kendi birikimlerinden yiyordum. Fakat bir iş bulup devam etmem lazımdı. O sırada işte Fransa'dan teklif geldi, farklı bir iki yerden daha geldi. Ama bunların arasında en iyi teklif Türkiye'den gelmişti. Ben de Türkiye'ye geri dönmeye karar verdim. Geri geldim Türkiye'ye. Bu sefer üç tane otelin başındaydım. Altımda işte çalışan 650 kişi. Ben bu konfor düzenimi ve sistemimi devam ettirmeye çalışırken sıkışmaya başladığımı hissettim. Yavaş yavaş kaygılarım arttı ve bir araya ihtiyacım dedim ki bir molaya ihtiyacım var. Ve her şeyi bıraktım. Doğduğum yer olan, çocukluğumun geçtiği yer olan modaya dönmeye gerek karar verdim. Bu Moğol'a süresince zaman geçtikçe benim kaygılarım daha da artmaya başladı. Niye? Çünkü artık hem işsiz bir babaydım hem de çocuğumdan uzaktım. Artık yavaş yavaş iş depresyona doğru gitmeye başladı. O neşeli Serkan pozitif adam kaybolmuştu. Yerine negatif depresif bir adam gelmişti. Evde kendimi işte koltuktan yatağa atıyorum, Yataktan koltuğa atıyorum, hiç iyi hissetmiyordum. Sonra dedim ki, Serkan böyle olmayacak, harekete geçmelisin. Çünkü bir çıkış yolu arıyordum. Ve kalktım ayağa, kısa kısa yürümeye başladım. Bilenler için söylüyorum, modadan Yoğurtçu Parkı'na yürüyüp geri geliyordum. Bu takriben iki kilometre. Ama disiplinle yapıyordum. Ertesi gün üzerine işte moda yoğurtçu parkı içinde bir tur atıp geri dönüyordum. Ertesi gün moda kalamış. Bu da aşağı yukarı 6 kilometre. Mesafeleri uzattıkça kaygılarım yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Sonra bu arada tarihte de birçok işte yazar, filozof var. Aklıma gelenler Jean-Jacques Rousseau, Nietzsche, Arthur Rimbaud gibi yazarlar, filozoflar en güzel buluşlarını yalnızken, yalnız başına yürürken bulmuşlardı. İşte ben de bir filozof edasıyla yürümeye karar verdim. Mesafeleri uzattım, İstanbul-Bostancı şey moda, bostancı Bostancı moda. Bu da yaklaşık 20 kilometreydi. Ama hala bu sıkışıklık duygusu beni rahatsız ediyordu. Ve bir gün sabahın üçünde yataktan fırladım. Ve dedim ki kendi kendime ben modadan Lozan'a yürüyeceğim. Neden Lozan? Çünkü kızım Lozan'da olduğu için ve bir hesaplama yaptım yaklaşık önünde bir dört ay vardı 3.200 küsür kilometre. Bu yolda yürürken kendi kendimi daha iyi bulacaktım. Kendimi gerçekten keşfetmek istiyordum. Ne istiyordum ve büyümek istiyordum. Ve ben büyürsem, ben kendimi keşfetmiş olarak bir insan olarak devam edersem hayatıma, kızıma da faydalı olacağıma inandım. Bunu kendimin yanında aslında kızım için de yaptım. Ve dedim ki, yarın öbür gün kızım da kendini babası gibi sıkışmış hissederse, babası gibi 40 yaşından sonra bile olsa o da hayatını değiştirmek için adımlar atabilir dedim. Ve bu yüzden de projemin adına Do Something For Your Children, çocuklarınız için bir şey yapın dedim. Artık İstanbul'dan ayrılma vakti gelmişti. Yürümeye başlamıştım. Yürüdükçe bu sefer gene zihnim beni meşgul etmeye başladı. Yine bir kaygı, dizlerime ağrılar girdi. Genelde öyle olur ya. Kafanız çok doluyken bunun acısı vücudunuzda bir yerden çıkar. Dizinizden çıkar, belinizden çıkar. Mutlaka bir yerden çıkar. Yürüyordum, yürüyordum, yürüyordum ama dönüşte ne yapacağım sorusu kafamı kurcalıyordu. Daha sonra İstanbul'dan iyice uzaklaştıktan sonra doğanın içine girmeye başladım. Doğada oldukça ne kadar mutlu olduğumu gördüm. Baharda çıkmıştım yola, yazın sonuna doğru bitirmiştim ve doğadaki ben dönüşümü gördüm. Dedim ki ben de bana ilham verdi. Ben de doğanın bir parçasıyım. O dönüşümü yapıyor. Dönüşüm değişimi yapıyor. O zaman ben de yapmalıyım dedim ve ilerledikçe direkt kendimi doğanın doğanın parçası hissettim ve kendimi ona teslim ettim. Doğa doğanın şartları kolay değil fakat çok öğretici. Ben ilerledikçe yolumda mutlu oluyordum ve kuvvetleniyordum. Şimdi bir iki tane slayt göstereceğim. Olmadık yerlerde Çadır kurdum, çözüm buldum, susuz kaldım, inandım doğaya, karşıma hayrat çıktı, akarsu çıktı, aç kaldım, meyva ağacı çıktı, çünkü kendimi tamamen ona teslim etmiştim. Bu bir tane tren istasyonunda kurmak zorunda kaldım. Her zaman öğretiyor ve siz çözümü kendi kendinize buluyorsunuz. Bu bir askeri atış poligonudur. Bugün 47, o gün 47 kilometre yürümüştüm ve bulabildiğim kalacak tek yer orasıydı. Oraya çadırımı kurmak zorunda kaldım. Ben. Eksi iki derecede uyudum ki bütün materyallerim yaz, yaz içinde, Alp Dağları'nın tepesinde. Sağlığımdan hiç vazgeçmedim. Böyle uzun yoluma devam ederken işte bu göl kenarına geldim. Oturdum, baktım, o karşıdaki dağlar Alp Dağları ve o zirveye tırmanmak zorundaydım. Çünkü tek yolum oydu. Bilenler için altından geçen bir San Gotardo Tüneli veya San Gotardo Tüneli vardır, 18 küsur kilometrelik, oraya da yaya almadıkları için düşündüm durdum. Şimdiye kadar dedim ki, ben bu kadar yolu başardım, seni de geçeceğim. Ve yavaş yavaş yürümeye başladım zirveye doğru. Tabii ben arabalar gibi böyle böyle dolaşmıyorum, hop kestirmeden tırmanışımı yapıyordum ve zirvedeydim. Tabii bunun da bir bedeli vardı. Şöyle kısaca göstereyim. Ayaklarınız illaki. Ee, böyle su toplayıp işte bir patlama durumuna geliyor. Fakat böyle ona düzgün baktığınız zaman, dezenfekte ettiğiniz zaman gene doğaya ayak uyduruyorsunuz ve devam edebiliyorsunuz yolunuza. Ve mutluydum. Çünkü bunları başarabildiğim için mutluydum. Bunun devamında Montreux'e varmıştım. Montreux ile Lozan arası yaklaşık 30 kilometre. son günümdü. Sabahleyin kalktım, kahvemi yudumladım ve dönüp o 3210 kilometrelik yola baktım ve dedim ki Serkan, çok güzel işler başardın ve büyüdün. Ve o heyecanla büyümüş bir baba olarak özür dilerim hızlanarak kalbime ata ata Lozan'da bekleyen kızıma kavuştum. <laughs> Ve çok sağ olun. Ve artık çıkış yolu gözükmüştü. Bir 10 gün 10-15 gün kadar Lozan'da kaldım, kızımla vakit geçirdim. Artık İstanbul'a dönme vaktiydi. Uçakla döndüm. <laughs> Koridorda yürüdüm. İstanbul'a geldim ve heyecanla bu yaşadığım değişim dönüşümü benim gibi hisseden insanlarla paylaşmak için, onlara da yardımcı olabilmek için hemen kişisel eğitim ve koçluk kurslarına yazıldığım bütün sertifikasyon programlarımı tamamladım ve yavaş yavaş bireysel yürüyüş seansları, yürüyüş terapileri yapmaya başladım danışanlarımla. Daha sonra bunu birazcık daha geliştirip doğana dönüş kampları organize etmeye başladım. Buradaki de amacım benim yaşadıklarımı bu yol boyunca işte Dağlara tırmanış, iniş, gece yürüyüşü, orada insanların korkularını aşması için gündüz yürüyüşleri. Bunun gibi paylaşımları beraber insanlarla ateş başında her akşam doğa dönüş kamplarına bahsediyorum. Paylaşıp birbirimize faydalı olmak için bir ortam yaratmak istedim. Bugün sizin karşınızda konuşabiliyorsam bunun tek bir nedeni var. Ben yalnızca düşüncelerimi harekete geçirebildim diye. Ve bunu en kolay ve en ilkel yolla yürüyerek başardım. Konuşmamı da Mevlana'nın bu sözüyle bitirmek istiyorum güzel günler sana gelmez sen onlara yürüyeceksin. Beni dinlediğiniz için sağ olun. Teşekkürler.